Türkiye'de AK Parti'nin büyük bir zaferle çıktığı 1 Kasım seçimlerinin ardından yeni anayasa ve başkanlık sistemi tartışmaları alevlendi. İktidar kanadından birçok yetkili gündemlerinin ilk sırasında yeni anayasa olduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da muhtarlar toplantısında muhalefet partilerine seslendi. Beraber masaya oturmak suretiyle hallederler. Engellemenin peşinde olan partiler bu anlayışlarından vazgeçmelidir diye düşünüyorum. Milletimizin yeni anayasa talebi karşısında direnen, engelleyici bir tavır içine giren herkes bunun hesabını da 4 sene sonra yapılacak seçimde yine verir. Erdoğan aynı zamanda seçimlerden milletin her tür terör örgütü ve paralel yapıya karşı mücadele mesajı verdiğini belirterek operasyonların süreceğinin sinyalini verdi. Seçimin hemen ardından Fethullah Gülen'in de dahil olduğu paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında 18 ilde operasyonlar düzenlenmiş, en az 44 kişi gözaltına alınmıştı. Türkiye bir yandan terör örgütü PKK ile mücadelesini de sürdürüyor. Genelkurmay Başkanlığı Hakkari Yüksekova'da devam eden operasyonlarda 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Aynı zamanda Dağlıca ve Kuzey Irak'taki Aveş'in Basyan bölgesinde tespit edilen PKK'ya ait toplam 16 hedefin imha edildiği açıklandı.